Selamlar arkadaşlar, Çok Şeker Örgüler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tayışı kolay bebek yeleği yapımı anlatıyorum. Model oldukça hoş bir model. Tığ işine, el işine yeni başlayan birisinin de kolaylıkla örebileceği bir model. Tüm detayları ile video içerisinde anlatıyorum. Modelin sayıları 1 yaşa uygun. Sonbaharda, ilkbaharda, serin yaz akşamlarında bebeğinizin kullanabileceği hoş bir model. Bunu yetişkin birine de uygulayabilirsiniz. Hatta anne kız kombini de yapabilirsiniz. Ölçülerine de bakalım. Boy 32 cm. En 24 cm. Omuzdan kol altı 13 santim. Yaka genişliğimiz ise hemen hemen 9 santim. Ölçülerde bu şekilde. Modelimizin arkası da bu şekilde. Hoş bir model. Ben soft renkleri tercih ettim. Siz her sırayı renk renk örüp cıvıl cıvıl bir model de elde edebilirsiniz. Modelde kullandığım ip Alize Diva Baby, tığ numaram 2,5. 3 renk kullanacağız. Açık krem, pembe ve su yeşili. Siz istediğiniz renklerde örebilirsiniz. Modelimize zincir çekmeden güzel bir başlama tekniği ile başlayalım. İlk önce bir zincir ile tığımıza ilmeğimizi sabitledik. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Doluyorum. En uçtaki zincir yuvasına batıyorum. Ardından ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeği bir defada örüyoruz. Ardından trabzanımızı iki seferde örüyoruz. Doladım. Uç kısımdaki ilmek içerisine bu şekilde battım. Karşılıklı iki ilmek var. İlmeğimi çıkardım ve ördüm. Ardından trabzanımı iki seferde örüyorum. Tekrar batıyorum. Ardından trabzanımı örüyorum. Doladım. Bunu yaparken altta batarak bu şekilde ördüğümüz ilmeği gevşek bir şekilde örüyoruz. Alt kısım kasmasın diye. Ardından trabzanımızı örüyoruz. Doladım. İlmeğimi çıkardım. Ardından trabzanımı ördüm. ₺150 trabzan olana kadar devam ettim. Şimdi diğer renge geçiyoruz. Yeşil renk ile devam ediyorum. İlk önce tığıma bir zincir ile sabitledim. Örgümüzü çeviriyoruz. Tam son trabzandan başlayarak trabzan yuvasına
Sık iğne ile sabitliyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümüzün arka yüzünden devam ediyoruz. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir trabzan yapıyorum. Ardından 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 3. yuvaya bir trabzan. Tekrar 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha. 3 zincir çekiyorum. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir sık iğne. 3 zincir. 3. yuvaya bir trabzan. Tekrar 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha. 3 zincir çekiyoruz. 2 yuva atlayıp 3. yuvaya bir sık iğne yapıyoruz. Ardından tekrar bir 3 zincir. 2 yuva atlayıp 3. yuvaya bir trabzan yapıyoruz. Sonrasında tekrar bir 3 zincir çekip aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyoruz. Bunlar çiçeklerin yuvaları olacak. 3 zincir çekelim. 3. yuvaya bir sık iğne yapalım. Tekrar 3 zincir. 3. yuvaya bir trabzan. 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzan. Bu şekilde devam ettirelim. Sıra sonuna geldim. 3 zincir çekip en son zincir yuvasına sabitliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim. Örgümü çevirdim. Burası örgümüzün ön yüzü. Yuvanın içerisine bir defa batıp ipimi çektim. Bir, doladım. Tekrar iki, doladım. Üç, doladım. Dört. Dört tane bu şekilde ipimi dolayarak ördüm. Ve bunların hepsini birlikte örüyorum ve sabitliyorum. Bu şekilde bir fıstık yapmış olduk. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar ipimi doladım. Aynı yuvanın içerisine bir tane daha yapıyorum. Bir, doladım. İki, doladım. Üç, doladım. Dört. Birlikte örüp sabitliyorum. Tekrar İki zincir, aynı yuvaya bir tane daha yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört. Yuvaların içerisine üç tane bu şekilde fıstık yapıyoruz. Arada iki zincir, diğer yuvaya geçiyoruz. 1, doladım, 2, doladım, 3, doladım, 4. Sabitledim. 2 zincir, tekrar 1, 2, 3, 4. Sabitliyorum. 2 zincir,
1 2 3 4 Sabitledim. 2 zincir aralıklı yuvaların içerisine 3'er tane fıstık yapıyoruz. Her fıstığın arasında da 2 zincir çekiyoruz. Diğer yuvaya geçişte de 2 zincir çekiyoruz. Sıra sonuna gelelim. Sırayı tamamladım. Sıra sonundayım. 2 zincir çekiyorum. Ve başladığım noktaya batıyorum. Bir trabzan örüyorum. İpimizi burada keselim. Açık renk olan krem rengi ipimizi kesmiyoruz. Sıra sonunda bununla devam ediyoruz. Beş zincir çektim. Trabzan yuvasına batıp sabitledim. Bir üst sıraya geçiyoruz. Modelimizin arka yüzündeyiz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu yuvaya atlıyorum. Hemen sıradaki yuvaya bir trabzan yaptım. 1, 2 zincir. Yuvaların içerisine birer trabzan. 2 zincir. Ara kısma bir trabzan. 2 zincir. Yuvalara bir trabzan. Sıra sonuna gelelim. Sıra sonundayım. 2 zincir çektim. Ve burada 2 zincir atlıyorum. 3. zincire bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Örgümü ön yüzüne çevirdim. Buradaki kafeslerin içerisine birer trabzan, trabzan tepelerine de bir trabzan yapıyoruz. Bir kafesin içerisine, bir trabzanın tepesindeki yuvaya. Bir trabzan tepesine, bir kafes yuvasına. Sıra sonuna geldim. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. zincir yuvasına bir trabzan daha yapıp sırayı tamamlamış oluyorum. İpimi kesmiyorum. Şimdi buradan örgümü çevirip diğer renge geçip modele devam ediyorum.
İpimi sabitliyorum. Ardından en son yaptığım trabzanın yuvasına sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ardından 1, 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir trabzan yapıyorum. Ardından 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha. 3 zincir, 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir sık iğne. 3 zincir, 3. yuvaya bir trabzan. 3 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu sırada uyguluyoruz. İlk önce bu sırayı tamamlayalım. Ardından diğer sıraya geçelim. Sıra sonundayım. 2 zincir çekiyorum ve en uçtaki trabzan yuvasına sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip örgümü ön yüzüne çevirdim. Buradaki fıstık sırasını yapıyoruz. Yuvanın içerisine batıyorum. 1, 2, 3, 4 defa dolayarak ördüm ve sabitliyorum. 2 zincir tekrar 1, 2, 3, 4 defa dolayarak ördüm ve sabitledim. 2 zincir 1, 2, 3, 4 defa dolayarak ördüm ve sabitledim. 2 zincir çekip diğer yuvaya geçiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ardından krem rengi olan ipe geçiyoruz. Kafes sırasını örüp ön yüze geçtiğimizde ise bir tane kafes içerisine, bir tane de trabzan tepesine trabzan yapıyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra da diğer renge geçiyoruz. Yine aynı şekilde ilk önce bu sırayı, sonra da bu sırayı tamamlıyoruz. Örgümüzü bu şekilde örerek devam ettirelim. Örgümü ilerlettim. Renkli sıraları sayacak olursak 6 defa tekrarladım. Son olarak açık renk ile olan sıraları tamamladım. Şimdi ilk önce önleri, ardından arka robayı örüp modelimizi tamamlayacağız. Şimdi bu kısımdan ilk önce sol önü örelim. Şimdi bu şekilde katladığımızda önler, şunları çiçek olarak farz edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Diğer tarafta aynı şekilde. Arkadaki sayı ise 13 olacak. Şimdi sol önü örmeye başladığımızda ise burada bir çiçek eksik yapacağız. Bu da kol altı için bir oyuntu olacak. Şimdi modelimizdeki sırada yeşil ip var. Onunla devam ediyorum. İlk önce sabitliyorum. 5 tane çiçek yuvası olacak şekilde bu kısma kadar örelim. 5 tane çiçek yuvası yaptım. Sonuncudan sonra 2 zincir çekiyorum. 2 yuva atlayıp bir trabzan yapıyorum.
Şimdi bu kısımdan dönüyoruz. Burada bir çiçek, bu kısmı yapmadık. Kol altı için eksiltme yaptık. Şimdi buradaki sırayı tamamlıyorum. 5 zincir çektim ve yuvanın içerisine 4 defa dolayarak örüyorum. Modele devam ediyorum. Açık renk olan ipe geçtim. Şimdi yaka tarafından eksiltmelere başlıyoruz. Bir çiçek eksilteceğiz. 3 zincir çektim. Bir yuvayı atlıyorum. Bir yarım trabzan yapıyorum. Doluyorum. Tekrar diğer yuvaya battım. Bir yarım trabzan daha doladım. Ara kısma, buradaki boşluğa battım. Bir yarım trabzan ve hepsini birlikte ördüm. Burada bir eksiltme yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. 2 zincir, bir trabzan, modelime devam ediyorum. Ve son olarak 2 zincir çekip burada 3. zincire bir trabzan yapıyorum. Tekrar bir 3 zincir örgümü çevirdim. Bir kafesin içerisine bir trabzan tepesine trabzan yaparak sıra sonuna gelelim. Sıra sonuna geldim. En son kafesin içerisine bir trabzan yaptım. Bir de en uçtaki kısma trabzan yapıyorum. Ya da şöyle bir burayı toparlayalım. Yine bir yarım trabzan yapalım. Tekrar dolayalım. Zincire batalım. Bir yarım trabzan daha ve ilmekleri birlikte örelim. Burada güzel bir geçiş olsun, daha düzgün. Şimdi diğer ipe geçiyorum. Diğer renge geçtim ve modele devam ediyorum. Aynı şekilde 5 zincir çektim. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, bir trabzan. 3 zincir, 2 yuva atlıyorum. Bir sık iğne. Dört tane yuva yaptım. Son yaptığım yuvadan sonra da 2 zincir çekiyorum. Ve en uçtaki trabzan tepesine battım. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çekip örgümü çeviriyorum. Modele devam ediyorum. Sırayı tamamlayıp ipimi kestim. Şimdi açık renk ipe geçiyorum. Sık iğne ile uç kısma sabitledim. 3 zincir çekiyorum. Burada yaptığımız gibi yine bir çiçek keseceğiz. 1 2 ve 3. 3 tane yarım trabzan yapıp ilmeklerini birlikte örüyorum. Ardından 2 zincir, aralara bir trabzan.
Ve son olarak 2 zincir. Bir trabzan yaptım. Sırayı tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Bir önceki sırada yaptığımız gibi buradaki trabzanın tepesine bir yarım trabzan, buradaki zincire de bir trabzan yapıyoruz yarım ve üçünü birlikte örüyoruz düzgün bir geçiş olması için. Diğer renge geçelim. Diğer renge geçtim, sabitledim, 2 yuva atlıyorum, 3. yuvaya bir trabzan. Bu şekilde 3 yuva yapalım. Sırayı tamamladım, örgümü çevirip modele devam ediyorum. 3 zincir çektim. Sırayı tamamlayıp açık renk ipe geçtim. Artık bir eksiltme yapmayacağız. Bir çiçek kol altında, iki çiçek de yaka kısmında eksiltmiş olduk. Modele devam edelim. Beş zincir çektim. Kenardaki yuvayı her zaman atlıyoruz. İki tarafta da 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan şeklinde sırayı örüyoruz. Üç zincirle bir üst sıraya geçtim. Şimdi bu kısmı da tamamlayalım. İki çiçek sırası daha ördüm. Toplamda yani bu kısma başladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 defa çiçek sırası örmüş olduk. Son olarak da açık renk ile yaptığımız sıraları örüp tamamladım. Şimdi aynı şekilde diğer tarafı da örmeye başlayalım. Altı çiçekten oluşuyordu. Şimdi biz bir tanesini eksiltiyoruz. Bu kısımdan tam arkadan sabitleyelim. Beş zincir çekiyorum. İki yuva atlayıp bir trabzan yapıyorum. 3 zincir, 1 trabzan. Örerek 5 yuva yapalım. 5 tane çiçek yuvası yaptım. Örgümü çeviriyorum ve bu sırayı tamamlıyorum. Sırayı tamamladım. Açık renk olan ipe geçtim. 5 zincir çekiyorum. 1 trabzan yapıyorum. 2 zincir, 1 trabzan. Sıra sonuna doğru gelelim. Bu kısma kadar ördüm. Şimdi burada da yaka için bir çiçek eksiltiyoruz. Doladım. Bir yarım trabzan. Tekrar 2 ve 3. 3 tane yarım trabzan yapıp birlikte ördüm. 3 zincir, bir üst sıraya geçtim. Trabzanların üzerini dolduralım. Sırayı tamamladım. Şimdi diğer renge geçelim. 4 tane çiçek yuvası yaptıktan sonra 4 tane de bu şekilde çiçek yapalım. Pembe iple olan sırayı tamamladım ve açık renk
İpe geçtim ve örerek geldim. Şimdi burada da bir çiçek eksiltiyoruz. Son olarak iki çiçeğin ortasına battım. Zincir çekmeden bir yarım trabzan, diğer yuvaya da bir ve son olarak zincire de bir yarım trabzan, üçünü birlikte örüyorum. 3 zinciri de bir üst sıraya geçtim. Modelime devam ediyorum. Sırayı tamamlayalım. Ardından diğer renge geçip 3 tane çiçek yuvası yapalım. Sonrasında burada olduğu gibi 1, 2, 3 çiçek sırası yapalım. Üçer tane çiçekten oluşan bu önü de tamamlayalım. Diğer önü de tamamladım. Aynı şekilde burada kol altında bir çiçek eksilttik ve ön kısımdan da yaka kısmından da iki çiçek. Sonrasında da 3 defa daha renkli kısmı ördüm, tamamladım. Şimdi arka robaya başlıyoruz. Birer çiçek ön kısımlardan eksiltmiştik. Bu şekilde bu kısmı sayıyoruz. Arka robada 13 çiçek var. Burada da her iki taraftan birer tane eksiltiyoruz. Yani kol altı için 2 çiçek eksiltmiş oluyoruz. 11 çiçeğin üzerinden modelimizi devam ettireceğiz. Başlayalım. Sıradaki renk yeşil. Arka taraftan, arka yüzden başlıyoruz. Bunun için de 1, 2 tane çiçeği sayıyoruz. Tam 2 çiçeğin ortasına gelen trabzanı hizalıyoruz ve arka kısımdan bu şekilde batıyoruz. İlk önce sabitleyelim. Ardından 5 zincir çektim. 2 yuva atlıyorum. 3. yuvaya 1 trabzan, 3 zincir, 1 trabzan daha. 1. yuvayı yaptım. 11 tane yuva yapalım. 11 tane yuva yaptım. Son olarak 2 zincir çekip 2 yuva atlayıp 1 trabzan yaptım. Bu kol altında da 2 çiçek eksildi. Diğer tarafta olduğu gibi. Şimdi örgümü çeviriyorum. Modelime devam ediyorum. Modele bu şekilde devam edelim. 1, 2, 3, 4 çiçek sırası örelim. Ardından omuzdaki kısmı birleştirelim. Önde 5 sıra örmüştük. 5 çiçek sırası. Arka robada 4 çiçek sırası örüyoruz. Arka robayı 4 sıra ördüm. 4 çiçek sırası. Şimdi açık renk ip ile omuz birleştirmelerini yapacağız. Bu kısım yeleğimizin ön yüzü. Ön yüz iç tarafa gelecek şekilde katlıyoruz. Karşılıklı sık iğne ile birleştirmesini yapıyoruz. En uçtaki trabzan yuvasına batıyorum. Karşılıklı eşitleyerek birleştiriyorum. Bu kısma kadar.
Yavaş yavaş birleştirmemizi tamamlıyoruz. Omuz birleştirmesini tamamladık. Aynı şekilde diğer tarafı da birleştirelim. Bunun için de diğer uçta 3 çiçek kalana kadar 5 çiçeğin üzerine zincir çekip 1 2 zincir aralara batarak bu şekilde örelim. Üç çiçek kalana dek ördüm. Şimdi diğer omuzu alıyorum. Bu şekilde ikiye katlıyorum. Ve birleştirmesini yapıyorum. Diğer tarafta olduğu gibi karşılıklı sırayla diğer omzun birleştirmesini de tamamladım. Yeleğimizin bu kısmı tamamlanmış olduğu, şimdi kol çevresi ve bütün etrafını birkaç sıra öreceğiz. Bu şekilde fazla olan iplerimiz ve kenar kısmındaki hat daha düzgün bir hale gelecek. İpimi tığa sabitledim. Şimdi en uç kısımdan batarak bu kısma da sabitliyorum. Bir doluyorum ve kenar kısma batıp üçünü birlikte örüyorum. Çakma sık iğne yapıyoruz. Kenardaki bu çektiğimiz zincirlerin içerisine de 1, 2, 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir birleşme kısmına, üç tane de buradaki zincir kısmı. Trabzan kısmına da bir tane yapıyoruz. Bir de trabzan yuvasına. Bu şekilde tüm etrafını çakma sık iğne ile çevirelim. Diğer uca kadar bu kısımdan sonra devam edelim. Bu kısma kadar tamamladım. Alt kısmı örmüyorum. Şimdi kol kenarlarını da aynı şekilde örelim. Modelin kol kısımlarını da tamamladım. Şimdi renkli iplerle birer sıra daha öreceğiz. İlk önce yeşil ip ile etrafını alt kısımda dahil bir sıra yine sık iğne yapalım. Kolları da ardından pembe ip ile de aynı şekilde bir sıra daha örelim. Kenar kısımları tamamladım. Ön kısmı için de bu şekilde bir bağcık yaptım. Şimdi bunu da yapılışını göstereceğim. Farklı bir zincir tekniği uyguladım. 25 santim kadar ipimizi bu şekilde ölçüyoruz. Ardından 15 defa bu şekilde katlayalım. İpi dolayıp kestim. Tam orta kısmından bağlayalım. Orta kısımdan sıkıca bağladım. İpimi kesmedim.
ikiye katlayıp bu kısımda ipimi sıkıştırıyorum. Ardından etrafına sarmaya başlıyorum. İyice sıkıca birkaç defa sardıktan sonra ipimi kesiyorum. Buradan uçlardan birini bulup onunla birlikte bağlıyorum. Bağladım. Sıkıca. Şimdi diğer püskülle aynı boyutta kesiyorum. Şimdi zincir kısmına geçelim. Bunun için de bir tane zincir çekip sabitliyorum. Zincir biraz çekip ilmeğini tığımdan çıkardım. Tam orta kısımdan bu şekilde karşı tarafa tığımı geçiriyorum ve ilmeği bu tarafa alıyorum. Birlikte örüp burada sıkıştırmış, buraya sabitlemiş oluyorum. Şimdi farklı bir zincir tekniği uyguladım. Onun da nasıl yapıldığını göstereceğim. İlk önce bu fazla olan ipimizi iç kısımda gizleyelim. Bunu şu şekilde yapıyoruz. Tığımızı bu şekilde alttan geçirip ipimizi alıyoruz. Ve bu her iki ilmeği birlikte örüyoruz. Tığımızı alttan geçiriyoruz. İlmeğimizi alıyoruz. Bu kısmı tutup birlikte örüyoruz. Buradaki aralık boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Daha sık yapabilirsiniz veya daha da gevşek tutarak arayı açabilirsiniz. Oldukça basit ve farklı bir teknik. Bunu 15 defa tekrarlayalım. Bu uzunluk yeterli olacaktır. Şimdi tam buradaki robanın başlangıç kısmını veya bitiş kısmını hizalayarak bu kısma sabitliyorum sık iğne ile. Arkada ipimi gizliyorum. Renkleriyle soft, harika bir model oldu. Deneyen herkese kolay gelsin. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki modelde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.